tasar ne zor olacak? Annemin tasar ne zor olacak? Kızım. Bismillah. Bismillah Ece. Ece! Kızım! Bırak o pis ellerini kızımın üstünden! Çekil! Kızım. Ecem. Kızım. Ne yapıyorsun sen? Ecem. Ecem. Selin kendine gel. Ne yaptın kızıma? Ne yaptın? Ne yaptın kızıma? Ece. Ece. Ecem. Nefes al kızım. Nefes al yavrum. Geçti. Selin. Geçti. İyi misin? Geçti. Hazım ne oldu? Ne oldu ha? Ne oldu hala? Ne oldu? Bak ne oldu? Evin kızı, evin hanımını kurtaklıyordu. Selin. İyi misin kızım? Nefes al annem. Nefes al çocuğum. Nefes al. Anne. Annem. Annem nefes al. Şey, içeri girseydiniz bir çay demleseydim çay içerdik ha? Yok, teşekkür ederiz. Size de geçmiş olsun. Ya tekrar tekrar özür dilerim. Eğer annem söyleseydi sizin geleceğinizi ben... Annen kim senin? Fazilet Hanım'ın kızıyım ben. Büyük patron gecenin bu saatinde kozmetik yüzünün evinde. Abi, sıktı artık bu durum. Yalnız birbirlerini tanımadılar bile. Ağzının içine konuşup durma, cevap ver bana. Ne diyorsun Sinan? Bu saatte Hazan'la ne işin vardı diyorum sana. Kusura bakma, ben yanlış zamanda gelip sizin konuşmanızı böldüm değil mi? Yani kızdan uzak duracağım deyip gecenin bu saatinde kapısına dayanacağını ben tahmin edememişim. Affedersin. Buyur hala. Yağız'cığım, derhal yalıya gel ya. Ne oldu hala, iyi misin? Sorma evladım bir şey. Derhal gelmen gerekiyor. Tamam, geliyorum hemen. Bir dakika, ne olmuş ya? Biz de artık tanışsak mı? Ya merakımdan soruyorum. Daha önce karşılaşmamıştık da. Siz bizim nereden akrabamız oluyorsunuz? Al kızım, biraz su iç bakayım. Hadi. Hadi. Susamıştır tabii. Tabii susamıştır. Benim kızımı gırtlaklarken susamıştır tabii. Su ver ona, su! O koruma altına aldığın kızın yok mu o kızın? Benim kızımın nefesini kesiyordu, boğazını sıkıyordu. Allah seni kahretsin. Ne tamam ya, yeter. Ne tamama kızım, ne tamama. Benim başka Ecem ne var? Ne oldu kızım, anlat bakayım bana, hadi. Hadi anlat. Anlat kızım, lütfen. Ben onu... Annem sanmıştım ben onu. Annem beni çağırdı. Annem geldi sandım ben annemi. Annemi saramak istedim annem. Annem orada olmayınca ben kabus görüyorum sandım. Yine onu görüyorum sandım o günkü gibi. O günkü gibi sandım ben. Annem sandım ben onu. Tamam. 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 Tamam sen. Tamam. Tamam kızım. Tamam. Peki. Tamam kızım. Ben seni kızamıyorum. Selin. O burada. Yattıkça ben senin kızın değilim. Gel. Selin. Gelme. Ben senin kızın değilim. Gelme. Lütfen Selin. Gel. Tamam kız. Tamam yavrum, geçti. Geçti anne, geçti. Geçti çocuk, geçti, geçti, geçti. Tamam. Tamam bitti. Bak annen yanında. Annem. Ağlama kızım. Önce geçecekti. Geçmedi ama. Geçmedi. 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 Duramam ben artık burada. Duramam. Burada oldukça geçmeyecek. Anne.
Gidişin olsun da dönüşün olmasın inşallah. İnşallah Allah'ım, inşallah. Selin! 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 Hadi kalk. Kalk, 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 kalk. Kalk, ben seni götüreyim buradan, kalk. Geç çocuğum. Ah, ben seni şöyle bir lime lime parçalayamadım ya. Ah, ah, yanarım, yanarım, ona yanarım. Şöyle bir o ellerini kıraydım ben senin kızımın boğazına yapışmış ellerini. Yavaş, 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 yavaş. Ece, iyi misin? Ece bu gece benim yanımda kalacak. Anasının koynunda uyuyacak bu gece. Bu gece uykusunda bir sıçrasın hele. Gözünden bir damla yaş bir düşsün. Ben bir göreyim onu. Sen değil, ağababası gelse... elimden alamazsınız o sarı çiyanı. Selin! Kardeşim nerede? Selin'i almaya geldik. Selin gitti. Durduramadım. Ne oluyor hanım? Kim bu saatte? Yasin! Yasin'in başına bir iş gelmiş olmasın? Anne! Dur sen, dur. Kendi telefonu kapalı zaten. Tamam işte, seni ararsa ya da sana gelirse bana haber ver. Tamam, tamam, teşekkürler. Yok, yok, yok. Ya her yeri aradım, Nil'in yattığı hastaneye kadar her yeri aradım, hiçbir yerde yok. Baba, nasıl gider Selin? Allah aşkına bana söyler misin, nasıl izin verdin? Ya bıraksana abi, kime ne soruyorsun ya? Selin giderken babam ne yapıyordu biliyor musun? Küçük karısının incinmiş, narin boynuyla ilgileniyordu. Sinan! Neyse, ben gidiyorum, bir şey çıkarsa haber verirsin. Baba, Selin bu raddeye nasıl geliyor? Ya işler bu kadar çığırından nasıl çıkabiliyor? Odasındayken kendi başına gizlice içmiş, sarhoş olmuş. Odaya geldiği zaman kendine değil de o kadar sarhoştu ki. Gizlice içki içiyor, sarhoş oluyor. Gerçekten bu kadar basit mi sanıyorsun baba? Ha? Ben sana anlatayım ne olduğunu. Kardeşimi senin karın kışkırttı baba. Daha bugün kendi gözlerimle gördüm onu nasıl tahrik ettiğini. Sen neden bahsediyorsun? Ece bugün bana geldi konuşmak için. Evet. Sonra Selin de geldi. Onu görünce içindeki şeytan çıktı ortaya. Baba. Kardeşimi Ece kışkırttı. Karını uyar. Bir daha kardeşime bulaşmasın. Al kızım, al. Al, al, al. İç şu suyu. İç, bir sakinleş. Ah. Ah. Ah, gördün o kocanı değil mi? Kime sarıldı? Ha? Kime avuttu? Seni boğmaya kalkan o çiyanı. Neden? Çünkü o çiyan onun evladı da ondan. Ah. Bir de diyorlar ki o küçük kızın elinde oyuncak oldu. Gözü karısından başka kimseyi görmüyor diyorlar. Peh! Yalanınızı sevsinler. Yalanın daniskası bunlar. Sen anana sırtını dön, bak daha neler olacak. Ecem. Kızım. Güzel kızım benim. Annesinin meleği. Ah güzel kızım benim, ah. Ah. Bu yalıda değil tutulmak. Hanım olmak. Hayatta kalabilmen için bile anana muhtaçsın kızım. Anladın mı? Anladın mı güzel kızım? Biz bu otelde zaman kaybediyoruz.
Hayır, niye biz evimize gidemiyoruz anlamıyorum. Çiçeği burnunda çift rahat etsin diye mi ha? Cicim aylarını güzel güzel geçirsinler diye mi? Yasemin, ben artık gerçekten... Bu saatte hayırdır ya? Hayırdır Yaz, ne oldu? Selin seni aradı mı? Yok, hayır, ne oldu? O kızı boğmaya çalışmış. Selin ortada yok, kaçmış gitmiş, babam tutamamış. Ne? Ne diyorsun sen? Kız yaşıyor mu? Her yerde arıyorum ama... Bir haber alırsan haberim olsun. Tamam. Ben inanamıyorum artık, gerçekten inanamıyorum ya. Hayatım sakin ol. Bak ben eve gidelim derken boşuna konuşmuyordum. Artık kendimiz için değilse bile kardeşin için gitmemiz lazım. Vah benim güzel yavrum, vah benim güzel kızım. Böyledir işte bunlar. Şu melek gibi kızın bile kanına girerler. Bugün sizde kalmama izin verdiğiniz için teşekkür ederim. Aa, o ne biçim laf kızım? İstediğin kadar kalabilirsin, ev senin. Ben şimdi Yasin'imin odasını açarım sana. Vah benim güzel kızım, vah benim güzel yavrum. Ananı çağır, bana bir baksın. Benim pijamam. Yani temiz. Olur herhalde sana. Sağ ol. Anne, babam bir baksın diyor. Kızım, sen geç Yasemin odasına. Telefonunu da aç, ailene haber ver. Merak etmesinler. Bak halan yine kötü bilecek bizi. Bir arkadaşımdayım de içleri rahat etsin ha. Alemin kızının gece gece ne işi var evimizde? Bir de kal kalabildiğin kadar diyorsun. Olacak şey mi bu? O el alemin kızı dediğin kız kimin kızı biliyor musun sen? Anladık orasını. Ne yapalım? Ben kimsenin kızının mesuliyetini alamam. Kusura bakma bey. O kız bizim de oğlumuzun da piyangosu. İster bir gece kalır, ister bin gece kalır. Başımızın üstünde yeri var. Arkadaşımdayım, iyiyim. Merak etmeyin. Ah be abicim, hadi. Ah be Selin, ah be Selin. Seni kurtaracağım Yasin. Babamı kurtaramadım, seni kurtaracağım. Sen istesen de istemesen de seni kurtaracağım. Thank you.
Sen hiç merak etme kızım. Hiç merak etme. Anan yanında. Ah benim Melih. Sen olmasan ben ne yapardım? Ne yapardım ben sen olmasan? Hazırlanmam uzun sürdü, kusura bakmayın. Birkaç eşyam kaldı, onları da sonra alırım. Ben çok mahcup oldum size karşı. Kusura bakmayın yani. Annem eğer taburcu olacağını söyleseydi ben hiç kalmazdım burada. Şey, o çocuklar sürekli geliyor mu buraya? Yok. Yok, onlar bir daha gelmez. Hiç merak etmeyin siz. Sen gidersen gelmezler tabii. Efendim? Gel gel, otur. Biraz konuşalım. Bak, biliyorsun ben bu evde yalnız kalıyorum. Sen de kendine bir ev arıyormuşsun madem. Hani istersen burada benimle birlikte kalabilirsin. Hem bana da can yoldaşı olursun, fena mı? Ben gelinle gidenine de hiç karışmam. O çocuklar gelebilirler. Eli yüzü düzgün çocuklar. Hadi kırma Kerim'e. Kerim ablanı. Hem biz akrabayız ya. Uzaktan. Yani bana bir tek o kısmını söylediniz. Uzaktan akrabayız. Evet. Annem arıyor. Efendim anneciğim. Hazan, Hazan. Hazan bir bilsen başımıza neler geldi. Ah bir bilsen anneciğim benim yanımda kim var. Dur, dur bak kim vereceğim sana ya, dur. Alo Faziletçim, nasılsın canım? Alo. Fazilet orada mısın? Ki. Ay, çok şaşırdı. Kerime? Kerime ya, Kerime. Neyse, telefonda fazla uzatmayacağım. Bak, kızım burada. O gitmek istedi ama ben göndermedim. Aa, tabii Faziletimin kızını bırakır mıyım hiç? Artık bir ziyaretime gelirsin. Dur, hadi verdim, verdim. Hazan, verdim. Al canım. Hadi bakalım Fazilet'i biraz da sen düşün. Anne pes ya. Niye söylemiyorsun kadına evinde kaldığımı? Yerin dibine geçtim ha. Alo. Sana diyorum ya. Duymuyor musun? Tamam kızım ben... Oldu sonra şey derim ben. Tamam çocuğum hadi. Dur bir ya. Bir şey söyleyecektin sen bana. Anne... Allah'ım. Bu nasıl bir gece ya? Bu nasıl bir gece? Bir bu eksikti. Aa. Ay bak kim gelmiş? Annem mi? Yok yok, hani dün gelen çocuk var ya, Güleç olan. Bak. Ay yavrum, sabahında körü yazık. Dur kahvaltıya çağırayım. Hayır bir dakika ya, olur mu öyle şey? Oğlum. Oğlum, hadi gel. Beraber kahvaltı edelim. Ne yaptınız ya? Hadi gel. Ama yavrum dur şimdi, ayıp olur bak, çağırdık. Günaydın. Günaydın yavrum, gel. Size afiyet olsun. Günaydın hanım. Benim size bir kahvaltı borcum olsun.
Peki. Hazan. Hazan. Hazan bak beni dinler misin? Rahatsız etmeye gelmedim seni. Duymuyorum. E o zaman şunu duy. Dün gece kardeşim kardeşini öldürmeye kalkmış. Ne? Ne diyorsun sen beni öldürmeye kalkması? E duydun işte. Dün gece yastıkla boğmaya çalışmış. İyi mi? Kardeşim iyi mi? Söylesene ya. E gel kendi gözünle gör. Ben kendim giderim. Ya yapma Hazan. Daha ödemeni bile almadım biliyorum. E gidip şimdi otobüs mü bekleyeceksin orada? Hadi. Dün gece ilaçları alınca uyuyakalmışım. Kendimde değildim. Telefonu hala kapalı mı? Bütün arkadaşlarını sil baştan aradım. Arkadaşım neyim demiş ama hangisi bilmiyorum. O Yasin denen serseri. Ne olmuş o çocuğa? Bak, onun evinde olmasından şüpheleniyorum. Ev, o kadının. Fazilet'in evinin karşısındaki bir ev. Tamam. Alo Erdal, şimdi hemen bu Fazilet Hanımların sokağına git. Selin'i oralarda ya da karşıdaki evde görürsen bana hemen haber ver, tamam mı? Bekliyorum. Bakalım dün geceyi nasıl telafi edecek Kazım Bey? Dur sen daha, dur. O Kudüs Cihan bakalım bir daha bu eve girebilecek mi? Sen daha dur. Düşün işte böyle. Düşün, kukuman kuşu gibi böyle düşünürsün. Bu saatten sonra senin benim kızımı korumaktan, göz kulak olmaktan başka bir düşüncen olmayacak Kazım Bey. Gözü gibi koruyacak seni bundan sonra. Gör bak, o zaman ne sözleşme kalacak ne de... Nereye gidiyorsun sen? Nereye gidiyorsun sen? Nereye? Ha? Bu odaya gelip ayaklarına kapanmadıktan sonra şu odadan dışarı çıkamazsın. Nereye gidiyorsun? Sırf dün gece bana sarılmana izin verdim diye. Bugün yine senin küçük kızın mı oldum anne? Ha? Değilim. Bak, 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 bak. Vur sen daha, vur. Vur anana. Sen vur ki anan sana siper olsun. Ece sana söz veriyorum. Bir daha asla böyle bir şey olmayacak. Selin annesi öldüğünden beri psikolojik olarak hiç iyi durumda değil. Profesyonel destek alacak. Peki hangi destek onun beni kabul etmesini sağlayabilir? Seni kabul etmek zorunda Ece. Ama sen de ona anlayış göstermek zorundasın. Bak Yağız'ın evine gitmişsin. Orada yine tartışmışsınız. Ben senin için gittim Yağız'a. Ama bana o kadar çok kızgındı ki. Yani doğru düzgün bile konuşamadım. Sen benim çocuklarımı yumuşatmak zorunda değilsin Ece. Benim senden böyle bir beklentim yok. Senden tek bir ricam var. O da Selin'in benim kızım olduğunu unutmaman. Ve onunla bu savaşa bir son vermen artık. Bak ben şu anda kızım nerede onu bile bilmiyorum. Ben biliyorum nerede olduğunu. Tahmin ediyorum yani. Bence o şu an Yasin'in evinde. Yasin'in annesinin yanında. Ne diyorsun sen? Benim kızımın o serserinin evinde ne işi var? Bak Ece, dün gece gerçekten çok dehşet bir şey yaşadın. Öfkeni anlıyorum ama artık yeter. Benim kızım o herifin evini bilmez. Senden son kez rica ediyorum. Selin'in benim kızım olduğunu unutma. Yok. Yok, bu iş buradan hallolmayacak, yok. İnşallah ben yanılıyorumdur Hazım. İnşallah. Merhaba Haldun. Ya şu davacı olduğumuz çocuk var ya,
Onun bana adresini bir mesaj olarak yollar mısın? Sağ ol. Ne oldu? Hı? Adam senin gönlünü alacağı yerde kafa tuttu gitti. Ne oldu acaba? Verdiğim pijamayı bile giymemiş. Temiz yıkanmış pijama ne var yani? Kız giyer giymez. Hesap mı verecek sana? Hanım, bu kız daha ne kadar kalacak? Yahu baba kız inadına mı yapıyorsunuz siz be? Günaydın. Günaydın güzel kızım. Nasıl rahat ettin mi bari? Ettim. Hadi. Hadi bey otur. Şöyle yapalım Esma'cığım. Sen bir şarküteriye git. Bir kuru et, jambon, kruvasan. Kahvaltılık bir şeyler al. Tekrar geçmiş olsun Güzide Hanım. Vallahi dün gece uyku girmedi. Bakın elim ayağım hala titriyor. Ne o elindeki? Ay affedersiniz şey bunu size gelmiş. Avukat bey göndermiş. Kızı çağır. Peki efendim. Kızım adamın aklı fikri sendeyken, bütün dikkati ilgisi sendeyken şimdi kızını soktun adamın kafasına. Böylece dün olanları unutturdun adama. Şimdi varsa yoksa kızını düşünecek bu adam. O deli kız dün gece sana bu yalının anahtarını veriyordu, anahtarını. Adamın kızı seni boğmaya kalkmış. Başkası olsa vallahi neler isterdi, neler alırdı neler. Of. Geçmiş olsun. Güzide Hanım seni üst salonda bekliyor. Ne? Güzide Hanım yeğeni adına özür dileyecekse bir evin hanımı böyle çağrılmaz. Tamam ben bir üstümü değiştirip çıkıyorum hemen yukarı. Koş koş. Koş geç kaldın koş. İstanbul trafiği işte. Senin yüzünden. Bilerek uzattın yolu. Ne kadar uzatırsan uzat. Ben bu arabaya kardeşim için bindim. Sonuç olarak bindin işte. Böyle susup konuşmadığında eski günlerdeymiş gibi. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Derdim. Ama sen hala aynı adamsın tabii. Hala yalancı. Ama ben o eski aptal kız değilim. Tamam dursun şurada ya. Dur. Nazan. Kendimdir. Günaydın. Günaydın. Beni görmek istemişsiniz. İyi görünüyorsunuz. Belli ki dün gece üzerinizde fazla bir etki yaratmamış. Bıraktığı etkiyi gözle göremezsiniz bence. Sözleşme. İmzalayacağım demiştiniz. Okuyun imzalayın. Evet. Neymiş o neymiş? Bir bakayım neymiş o? Sözleşme mi? Ver bakayım bana şunu. Ha? Ya bırak. Bir de dün gecenin üstüne ha? Dün gecenin üstüne mi oluyor bütün bunlar? Daha benim kızımın bu evde güvenliği bile yokken siz zorla sözleşme mi imzalatıyorsunuz? Bir dakika. Ben kimseye hiçbir zaman zorla bir şey yaptırmam. Ne bu o zaman? Kızınız imzalayacağım dedi sözleşmeyi. Ben de avukatıma talimat verdim. Sözleşme hazırlandı. Şimdi kızınız okuyor. Okumayacağım. Okumayacak tabii. Okumayacak da imzalamayacak da. Okumadan imzalayacağım. Ne yapıyorsun sen? Bırak. Bırak. Ver çabuk bana onu. Bırak. Sana onu bana ver dedim. Allah'a bak saçını başını yolacağım. Kendine ver. Gel. Ver şunu yalvarırım. Beni daha fazla utandırmana izin vermeyeceğim. Karnını benimle doyuramayacaksın anne. Duydun mu? Çünkü ben senin gibi aç değilim. Ben
Ben senin gibi biri değilim. Ve bunu bu evde herkes görecek. Benim anasının kızı olmadığımı herkes öğrenecek. Alın. Alın, üzerinde ne yazıyor merak bile etmiyorum. Buyurun. Alın ve artık benden korkmayın. İzninizle Fazilet Hanım. Aç değilsin öyle mi? Anan gibi aç değilsin ha? Ananın kızı da değilsin. Öyle olsun. Öyle olsun madem. Ana da gurur olsaydı. Ben biliyordum sana yapacağımı. Biliyordum. O lafları sana yedirmeyi bilirdim ben. Kapıyı çarpıp çekip gitmesini bilirdim. Beğensen de, beğenmesen de. Anladım ben seni işte, ne yapayım? Anladım. Çekip gidemiyorsam senin bu akrep yuvasından korumak istediğim içindir. Onlara yem etmek istemediğim içindir. Açlığımdan değil. Analığımdan çekip gidemiyorum dururum. Çekip gidemiyorsam. Ay, anası gibi aç değilmiş. Alo. Kızın çıktı. Seni bekliyorum. Beni oraya getirtme. Yağız Bey, şu anda verdiğiniz adresteyim. Evet, kardeşinizin arabası burada. Tamam, bekle, geliyorum. Pardon, bakar mısınız? Günaydın Hazan Hanım. Anneniz de biraz önce çıktı. Açayım kapıyı. Yok, içeri girmeyeceğim ben. Ece Hanım'a geldiğimi söylerseniz sevinirim. Tamam, bekleyin. Ablan gelmiş. Kapıda seni bekliyormuş. Ablam? Ablam gelmiş. Daha dün kızı yerlerde sürükleyen sen değildin sanki. Tövbe ya. Abla! Aç, aç kapıyı, aç. Abla gel. Gel, içeri gel. Hadi gel. Yok, içeri girmeye gelmedim. Haklısın. O gün ben... Abla, gel içeri, gel konuşalım, hadi. Ben dün gece ne olduğunu öğrendim. Hem seni gözümle görmeye hem de... eğer izin verirsen tabii... sana son kez ablalık yapmaya geldim. Abla... Bak, elimi tutuyorsun işte. Onca söylediğin lafa rağmen yine elimi tutuyorsun. O zaman bırakma.
Bırakma elimi Ece. Benim için değil, kendin için. Eğer kendini seviyorsan bırakma elimi, gel benimle. Ece ne olur gel benimle. Senin bu yolda işin yok. Senin baban yaşındaki o adamla işin yok. Yapamam. Neden yapamazsın? Ha? Niye yapamazsın? Bunun için mi? Bu parmağındaki bilmem kaç paralık tek taş için mi? Yoksa bu Allah'ın belası yalı için mi? Ne zaman annenin kızı oldun sen ya? Abla! Abla deme bana. Eğer benimle gelmeyeceksen... abla deme bana. Demem. Tamam demem. Ablalık falan değil zaten senin bu yaptığın. Madem ne olursa olsun kardeşinin arkasında durmuyorsun... sen de bana kardeş deme o zaman. Demem. Madem öyle istiyorsun. Senin istediğin gibi olsun Ece Hanım. Ece Egemen Hanım. Git. Git de poz vermeye git hadi. Dokunma bana ya. Ya Hazan. Sen nereye gidersen git hep bir adım arkanda olacağım Hazan. Hep bir adım arkanda olacağım. Kesene bereket güzel kızım. Ah, keşke Yasir'im de burada olsaydı da o da bizimle birlikte kahvaltı edebilseydi. Olacak, o da olacak. Yasir'e daha güzel sofralar hazırlayacağız. Bal damlar ağzından kızım, bal damlar. Hadi yiyin, hadi. Rıfat amca neden gelmedi? Babam bu kahvaltı için tüm... Sen Rıfat amcana bakma kızım. O dışarı çıktı zaten, şekeri var, fazla bir şey yiyemiyor. Hadi sen ye kızım, hadi. Hala buradayız be. Tamam, sen burada bekle. Kızım. Bak rahat edemediysen çekinme söyle. Ben hemen bir koşa gider şuradan bir ceket alırım. Yasin'imin odasına kurarız. Rahat edersin ha? Ay anne sen de. Selin abla bize taşınmadı ya. Aa, kızım taşınır taşınmaz. Başımızın üstünde yeri var. Sen çok konuşma da kapıya bakıver. Hadi. Hadi ye kızım ye. Buyurun. Afiyet olsun. Daha ne kadar kaldı? Gelmedik mi hala? Çok az kaldı Azim Bey.
yalan beri her yerde seni arıyorum ve bana yalan söylüyorsun. Ve seni nerede buluyorum? Bana silah çeken çocuğun evinde. Zaten niye konuşuyorsam? Yürü hadi. Ben o eve bir daha dönmem abi. Selin, sana eve dön diyen yok zaten ama bunu da yapamazsın. Anladın mı beni? Babama kızdın diye böyle boyunu aşan hatalar yaptırmam. Dur, 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 dur. Burada. Bir daha da ne bu aileyle ne de o çocukla görüşmeyeceksin. Tamam mı? İşin bitti. Ben 19 yaşındayım abi. Nerede istersem orada kalırım. Selin. Lütfen daha fazla sabrımı zorlama, tamam mı? Selin. Kızım. Bunu yapmayacaktın abi. Babamı buraya çağırmayacaktın. Çağırmadım ki. Selin artık yeter. Senin burada bulunmaman lazım. Benim senin yanında olmamam lazım. Bunu anlamıyor musun? Ben katlanamıyorum. Senin yüzünü görmeye bile katlanamıyorum. Sen nasıl konuşuyorsun böyle? Selin, şimdi Erdal seni benim evime götürecek, beni orada bekleyeceksin. Tamam mı? İtiraz istemiyorum. Bir daha benim kardeşime dokunursan var ya... Erdal! Seni var ya bak gebertirim, kimse elimden alamaz seni. Bana bak! Kimse elimden alamaz, gebertirim seni manyak! Hazan, sakin ol. Hazan, lütfen sakin ol. Lütfen. Bence siz hiç ağzınızı açmayın çünkü ben açarsam kaldıramazsınız. Eğer kız kardeşimin saçın teline zarar gelseydi o yalınızı başınıza yıkardım ha. Bak Hazan, hepimiz oturup sakin sakin hep birlikte konuşmalıyız. Bence siz kızınıza bulacağınız doktorla konuşun Hazım Bey. Ha bey dediysem öyle lafın gelişi yani, size saygı duyduğumdan değil. Ben size saygı maygı duymuyorum. Yaz, oğlum. Baba ben söyleyeceklerimi dün gece söyledim. Şimdi izin verirsen ilgilenmem gereken bir kardeşim var. Hazan, bekle. Bekle. Sakın bana kardeşin savunmaya kalkma. Bak zaten burama kadar geldi. Tamam, benim kardeşim benim meselem. Ama Ece de senin meselen. Anlaştık mı? Gerçekten mi ya? Bay Korkak Amerika'ya kaçmadan önce kardeşinin ruh sağlığını mı düzeltmek istiyor ha? Bir dakika, bir dakika. Ne dedin sen? Amerika'ya kaçan kim? Sinan ben... Söyleyecektim sana da. Kardeşine bile söylemedin demek. Bak ben bu... Abi sen bana ne diyeceksin ya? Ha? Ciddi ciddi Amerika'ya defolup gidiyor musun sen? Yiyin birbirinizi. İkinizden de nefret ediyorum. Ya bak... Kafamı biraz toparladıktan sonra ilk sana söyleyecektim. Ne diyecektin bana ne? Burada ne... Diyorsanız yiyin, ben defolup Amerika'ya gideceğim mi diyecektin? Ya boş ver sen abi ya. Amerika'ya kadar yolum var. Hoş geldin Fazilet Hanım. Hoş bulduk Kerime Hanımcığım. Ay. Tabii tabii. Hiç rahatsız olma sen. Kendi evin gibi bil. Ne de olsa kızının da evi sayılır değil mi? Bak ben sana aslında... Otur. Otur da bak ben sana aslında haber verecektim tabii, de. Tabii tabii. Arayacaktın beni ama telefonlarıma bakmayınca arayamadın. Ya bir kızını evime yerleştirmişsin. Bir kızını Hazım Bey'e vermişsin. Sen nasıl bir kadınsın? Ya bak 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 bana bak bana. Yok efendim. Otur, sen asıl sen bana bak. Asıl sen bana bak. Bugüne kadar hep ben sana baktım. Ondan sonra bir de ağzımı açtım havaya baktım. Oğlunu sana vereceğim dedin, kendi kızını gittin Hazım Bey'e verdin. Ya sen nasıl bir kadınsın ha, nasıl bir kadınsın? Kız bir soluklan, bir dur. Ana bu ne böyle? Dur ben sana bir çay koyayım. Ay çay falan istemiyorum. Ya ben seninle ne konuşacağım, ben sana nasıl güveneceğim? Ya o ihtiyar damadını kollamayacağını ben nereden bileceğim? Ha? Ben sana nasıl güveneceğim?
Hı? İhtiyar damadımla mazim var diye kızımı kıskanıp ona zarar vermeyeceğini nereden bileyim? Mazi ha? Mazi. Ya Hazım Bey'in eli bile değmedi bana. Ne mazisiymiş o? Eli eline değmediyse o çocuk nasıl oldu Kerime Hanım? Ya o çocuk benim. Hazım Bey'in değil, benim çocuğum benim. Dur. Ne diyor bu be? Vallahi kafam karıştı iyice. Al. Bu da babası. Ya Hazım Bey'le hiçbir ilgisi yok onun. O gerçek egemen değil, benim oğlum. Aman bana ne ya? Ne haliniz varsa görün. Niye yani şimdi niye? Zaten çocuğu olan bir adam başka birinin çocuğunu niye bağrına bassın? Ha? Niye alsın bunu Kerime Hanım, bu çocuğu niye alsın? Ya karıştırma orasını, aldı işte. Sen de verdin öyle mi? Ha? Bu senin yaptığın var ya, çocuğunu cami avlusuna bırakmaktan hiçbir farkı yok bunun. Ya sana ne? Sana ne? Öyle icap etti. Verdim işte. Şimdi de verdiğim gibi geri almaya çalışıyorum. Ya Sinan ya Yaz. İkisinden biri benim Mehmet'im. Ya Yağız ya Sinan. Ah aman da kimler gelmiş. Benim güzel kızım mı gelmiş? Ay hoş geldin Hazancığım, hoş geldin. Hoş buldum. Şey yapıyorduk, biz de annenle kaynatıyorduk biraz. Değil mi Fazilet? Şey diyordum annene, hani seni oğlanlarla gördüm ya. Duydum, duydum. Sinan ve Yağız hakkında konuşuyordunuz. Ben şöyle güzel bir çay demleyeyim. Yok yok, çay istemedi vallahi, Kerime istemedi. Değil mi Kerime? Aa, hiç çaysız sohbet muhabbet olur mu ya? Şöyle oturalım güzel güzel muhabbet edelim. Kerime abla, babamın vefatından sonra annemi böyle hiçbir akrabasıyla oturup muhabbet ederken görmedim ben. Siz böyle oturup eskileri konuşursunuz, ben de dinlerim güzel güzel, ha? Aa, kardeşim bekliyor ya beni. Nasıl da unuttum görüyor musun? Benim acil yalıya gitmem lazım, hemen. Allah'ın günü çok, biz nasıl olsa gene konuşuruz. Tabii tabii, sen git kızının başını bekle değil mi? Tabii. Tabii, konuşuruz tabii. Biz gene seninle. Hasancığım, annen yine gelsin isteriz değil mi canım? Aynen, evet, ben geçireyim seni anneciğim. Benim acil kardeşine gitmem lazım. Anne! Benim hemen yalıya gitmem lazım. O yaşlı damadının kızının elinde kalıyormuş Ece. Haberim var. Kızınla son kez konuşmaya gittim. Onu oradan kurtarmak için ama niyeti yok. Sen dün beni bu yüzden aradın değil mi? Niye Kerim ablanın sesini duyunca vazgeçtin konuşmaktan? Yok yok, bir şey yok. Yok bir şey. Yok bir şey. Anne, yat gitme. Düşeceğiz şimdi ha. Bu Kerim ablayla ilgili bilmem gereken ne var? Hı? Ne dedin sen? Neyin var senin ya? Hazım Bey. Kız aklın başımda mı benim? Lafa tutma beni. Gitmem lazım diyorum sana. Acele işim var, gitmem lazım. Ne işler çeviriyorsun siz yine ya? Ah Fazilet, ah, ah. Senin silahının kurşunu hayal ettiğinden de ağırmış ya kız. Vay başıma gelen. Geldiğine göre kapıdaki adama söyle, arabamın anahtarını versin, gideceğim. Hiçbir yere gitmiyorsun. Ne o? Kapıya gardiyan mı dikeceksin? Gerekirse onu da yaparım. Ya sen dün gece birini öldürmeye çalıştın. Sonra da ne olduğu belirsiz insanların evinde kalıyorsun. Şimdi de abine posta koyup gideceksin, yok ya. Böyle babana kızdın diye bizi böyle yok sayamazsın. Biz bir aileyiz. Aileyiz. Doğru, biz bir aileyiz.
Babamız bizden habersiz evlenir. Ona küsen abiler ortadan kaybolur, evin kapısını bile çalmaz. Bir olay çıkıp kıyamet kopana kadar kimsenin kimseden haberi olmayan bir aileyiz biz. Ha şu var, ben sizin başınızı ağrıttığımda biz gerçek bir aileyiz. Şimdi izin verirsen ben yukarı çıkıp kendi kendime 3000 kere biz bir aileyiz diyeceğim. Belki inanırım. Madem öyle, biz çayımızı içip laflayalım, değil mi? Ya. Şeker? Şey Hasan'cığım ya, ben nikah devresindeyim ya yavrum. Şimdi bir de annen geldi, annenin çenesi malum. Ben şey yapayım, dinleneyim, sonra içeriz. Olur mu? Sen rahat ol bak. Hoş geldin. Selin konusunda sen haklıydın. Yani haklıymışsın. O çocuğun evinde kalmış. Üzüldüm. Senin için. Dün gece orada yatmış. Yani benim kızım böyle bir mahalle serserisinde ne bulabilir anlayamıyorum. Korkma. Selin bir şey aramıyor. İntikam istiyor. Can yakmak istiyor. Önce benim canımı yakmak için yanaştı Yasin'e. Şimdi de senin. Yeterince canımızı yaktığında duracak. Ben göz yumamam. Sırf bir inat uğruna kızımın böyle bir mahalle serserisinin etrafında dolanmasına izin veremem. Bunlar boşandı sanıyordum. Hayatımı bizi kapıda karşıladılar. Hoş bulduk baba. Buraya kardeşim için geldik. Onu yalnız bırakmamak için. Siz çok iyi görünüyorsunuz. Evlilik size yaramış, çok yakışmışsınız. Gökhan biraz konuşabilir miyiz seninle? Aa, bu ne acele babacığım? Yani ne derler? Allah bir yastıkta kocatsın. Gökhan. Ne istersen konuşabiliriz. Gökhan yapma. Defol git. Yasemin Hanım'ın bavulunu toplayın. Dokunmayın. Ben kocamı seviyorum, çok seviyorum. Lütfen beni dinleyin, lütfen. Tamam Yasemin. Her şeyden önce oğlunla konuşmam lazım. Keşke annem de bu günleri görebilseydi. Eğer ben Yasemin'sem, bu mutluluğumuz çok kısa sürecek. Dur bakalım ufaklık. Seninle şöyle gelin geline biraz konuşalım ha. Sen Gökhan'ı aldırma. O buraya kardeşi için gelmiş olabilir. Ama ben o cadının bana neler yaptığını hiç unutmadım. Ben senin yanındayım. O şirret prensese karşılık senin yanındayım. Buna inanacağımı düşünmediniz herhalde. Siz, biz. Ben artık Yasemin Hanım değilim. Biz artık seninle aynıyız. Biz neyiz biliyor musun? Bu evin istenmeyen gelinleriyiz. Ve bana inan, bu evde istenmeyen gelinin ne olduğunu çok iyi bilirim ben. Bak, 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 bak. Gelmiş görüyor musun? Gelmiş de benim kızım koluna bile girmiş. Tepesine yıldırımın esecek. Bak hayatım, bu evde canını da ruhunu da kurtarmak için annenin o küçük mahalle kurnazlıkları yetmez. Sana lazım olan tek kişi benim. Bunu sakın unutma. Hı?
Ah Fazilet Hanım. Yani sizi canı gönülden tebrik ederim. Sebep? Çünkü siz artık benim için bir çeşit yaşayan efsanesiniz. Yani bu kadarını ben bile hayal edemezdim. Kadını kolundan tuttuğun gibi kapının önüne koydun. Sonra boşanmak istediğini söyledin. Ben de sana sordum. Emin misin? Kararlı mısın dedim. Evet baba dedin. Hatta avukatını bile çağırdın. Şimdi aynı kadını tuttun eve getirdin. Hayat baba. Sürprizlerle dolu. Yani senin de söylediğin gibi. Babanıza kızdınız. Hepiniz beni cezalandırmaya çalışıyorsunuz. Ama beni Yasemin'le cezalandırmak istemen çok saçma. Bu senin hayatın oğlum. Senin hayatın. Ve bunu ikinci kez yapıyorsun. Söylediğin gibi baba, bu benim hayatım. Benim doğrularım, benim yanlışlarım, benim hatalarım. Değil mi? Sen daha iyi bilirsin. Şimdi müsaade edersen odama çıkıp eşyalarımı yerleştireceğim. Gökhan, çok büyük hata yapıyorsun oğlum. Hayatının hatasını yapıyorsun. Sırf beni cezalandırmak için hayatının hatasını yapıyorsun. Ben artık yerleşeyim. Görüşürüz Ececik. Barışmışlar. Dönmüşler yalıya. Barışır tabii. Bulmuş böyle kocayı, böyle yağlı kapıyı. Ah, barışır tabii. Niye barışmayacak? Bana bak. Engereğin şahı o. Sakın buna yanaşmaya kalkma. Vallahi bir sokar. Nereden soktuğunu bile anlamazsın. Sakın ha. Hayırdır? Sen bu sözleşme şokunu çabuk atlattın bakıyorum. Küs değil misin bana? Sen bir değil bin sözleşme de imzalasan... senin ananın dili var ya... bütün sözleşmeleri söker atar. Abi sen bana ne diyeceksin ya? Ha? Ciddi ciddi Amerika'ya defolup gidiyor musun sen? Ya boş ver sen abi ya. Amerika'ya kadar yolum var. Doğru söylüyorsun abi. Biz bir aileyiz. Babamız bizden habersiz evlenir. Ona küsen abiler ortadan kaybolur, evin kapısını çalmaz. Ama haklısın, biz bir aileyiz. Bir olay olup kıyamet kopana kadar kimsenin kimseden haberi olmayan bir aile. Ancak ben sizin başınızı ağrıttığımda biz gerçek bir aile oluyoruz. Alo Gökhan. Selim burada, benim yanımda. İyi, fena değil. Evet, bir doktor ayarladım ona. Terapiden önce bize ihtiyacı var, ailecek. Şimdi diyorum ki bu gece böyle kardeşler olarak bir yemek yiyelim ha. Tamam, görüşürüz. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Kardeşler gecesi denmişti ama. Ama hayatım, kalbimi kırıyorsun. Yani ben de yengen olarak kardeş yarısı sayılırım, değil mi? Bak, burada hepimiz aynı duyguları paylaşıyoruz. Zaten o kadın konusunda da bizi ilk uyaran Yasemin'di. Evet, bu da kayıtlara geçtiğine göre sizin bir kardeşiniz daha vardı. Sinan nerede? Mesaj attım, birazdan gelir. Biz başlayabiliriz. Kardeşler gecesi ha? Hadi canım.
Hayır. Eşiniz gelmeden yemeğe başlamamalısınız. Oturtma bakalım ananı sofraya, bir oturtma daha. Geçecek mi bakalım o bir lokma boğazından senin? Sözleşmeyi imzaladım. Neden hala benden korkuyorsunuz? Anlaşılan siz o sözleşmeye çok bel bağlamışsınız. İmzalayarak beni etkileyeceğinizi zannetmişsiniz. Ben o imzayı isteyerek attım ama. Bu hiçbir şey değiştirmez. Yani sizinle ilgili fikirlerimi değiştirmez. Siz kardeşimle parası için evlendiniz. Oysa çok genç ve çok güzelsiniz. Bu güzelliğinizle yaşı yaşınıza denk zengin bir kocayla evlenebilirdiniz. Böylece para için evlendiğinizi çevreden de saklamış olurdunuz. Bir dakika, bir dakika. Daha sözlerim bitmedi. Ben doydum ama Güzide Hanım. Bu gece bütün hakaretlerinize doydum. Gece? Aç değilim. Yorgunum. Ay yine aç kalmış birisi. Ağlamaya kaçıyor baksan. Ne oldu Ece Hanım? Ha? Sözleşmeyi imzaladığın yetmedi mi? Ha? Yaranamadın mı o yaşlı görümcene? Bırak beni anne. Gir içeri. Bırak. Gir içeri vallahi seni. Geç. Nasıl kalkarsın kız o masadan? Ha? Niye kalkıyorsun masada? O masadan kalkacak olan kişi sen değilsin. O masadan bir kişi kalkacak. O da o yaşlı cadı işte. Burası onun evi değil. Sinirlerim bozuk diyorum anne. Senin afran tafran anana zaten. Anana. Ne oldu? Ha? Suratımıza böyle esip yağıp gürlüyordun. Ha ne oldu? Yok ezik Ece ölmüşmüş de. Yok Ece Egemen doğmuşmuş da. Bu mu Ece Egemen? Bu mu? Kime anlatıyorum acaba ben? Bu evde değil o yaşlı görümcen. Hizmetçiler bile saymıyor seni. Hizmetçiler. Ama kabahat kimde? Ah. Kocanın kızı seni boğmaya kalktı. Bir lokma yemeği bile kursağında bıraktılar. Kim sayacak kızım seni? Ha? O cadı görümceni saymadığı yerde seni hizmetçiler mi sayacak? Sen bu yalının hanımısın kızım. Hanımı. Kime gülüyorsunuz siz? He? Söyleyin de bir ben de güleyim bakayım. Ne gülüyorsunuz? Aramızda konuşuyorduk. Sana mı güleceğiz be? Sen niye üstünü anlıyorsun ki? Benim de bu şekilde konuşamazsın sen. İkiniz de bundan sonra bana siz diyeceksiniz. Yok artık öyle senle benle. Ben Ece Hanım'ım. Duydunuz mu? Ben Ece Hanım'ım. Sen bu kadar ısrar ettin. Ve Ece bu sözleşmeyi imzaladı. Ya niye bu kızla uğraşıyorsun? Daha ne istiyorsun ki? Özel bir çabam yok Arzım. Ama eşin çok alıngan. Tıpkı küçük bir çocuk gibi. İyi akşamlar. Kahya'nın kızı yok sizin karşınızda. Sizin karşınızda Hazım Bey'in eşi var. Bundan sonra birinizin ağzından bir sen duyayım. Bu kadar şişinme Ece Hanım. Bu yalıda yediğin meydan dayaklarını unutmadık biz. Ne oluyor burada? Sen kiminle nasıl konuşuyorsun böyle? Hazım Bey, çok özür dilerim. Bu yaptığınızın özrü var mı? Buna eşim karar verecek. Eşime yapılmış bir hakareti kendime yapılmış addederim. Bunu herkes böyle bilsin ve kendine gelsin.
Gülten'le ilgili kararını bana söyle. Eşimi duydunuz. Benim daha fazla konuşmama gerek kalmadı. Seninle ilgili kararıma gelince... senden özür değil, saygı istiyorum. Ve bu bana yapmış olduğun son saygısızlığındı Gülten. Kimse kendini geçmişte avutmasın. Ben bu yalının hanımıyım. Ve bunu unutan çok pişman olur. Annemin bize ne yaptığını hatırlıyor musun o gece? Ya nasıl unuturum? 3 gün utancımdan odadan çıkamamıştım. Beni sizin yanınıza getirip bak bu abi dediğin üçlü çete var ya. Bunlar çete. Çete. Çetenin reisi de baban. Bu adamlar bir ömür boyu arkamızda olacak. Biz seninle anne kız bir ömür boyu bu çetenin kanatları altında olacağız. Gerçekten çok dokunaklı anılar. Ama biz şu izdivaç meselesine geri dönsek mi? Bakın ben diyorum Çetenin ki... Çetenin ömrü de annemin ölümüne kadarmış. Abinin yolu da... Amerika'ya kadarmış. Ne? Sinan ne yapmaya çalışıyorsun? Ya sen onu bunu bırak ya. Uçağın kaçta kalkıyor birader, onu söyle. Ne uçağı ya? Ne diyor bu Yağız? Ne Amerikası? Bakın ben size... Dur ben devam edeyim ya. Bu nezih kardeşler yemeğini... büyük bombayı patlatmak için verdi. Evet Egemen kardeşler. Yağız kardeş bizi burada bırakıp Amerika'ya kaçıyor. Ben mutfakta söyleyeceğimi söyledim Fazilet Hanım. Başka konuşacak bir şey yok. Gidebilirsiniz. İki hizmetçiye haddini bildirdiniz. Görevinizi yaptınız, oldu bitti. Öyle mi Hazım Bey? Bu kadar mı yani? Benim kızım bugün o evlilik sözleşmesinin tek bir satırını okumadan onu imzaladı. Bundan haberiniz var mıydı? Evet var. Bu sözleşme gerekli. Çocuklarımın bu evlilikten huzuru kaçmaması için gerekli. Konu kapanmıştır. Çıkabilirsiniz. Açtıracaksınız kutuyu, söyleteceksiniz kötüyü bana. Anlaşıldı. Yetti artık Fazilet Hanım. Hadi ne söyleyecekseniz söyleyin. Doğru, son konuşmamız yarım kalmıştı. O yarım kalan konuşmamızı tamamlamamız gerekiyor. Doğru, haklısınız. Hadi konuşun Fazilet Hanım. Dinliyorum. Vallahi ben her şeyi açık açık söylerim de Hazım Bey. Ama siz bu hayattaki en büyük korkunuzla... en karanlık sırrınızla ilgili açık açık konuşabilecek misiniz? Bak, ben açık açık konuşuyorum. Ya dünyanı kızımın ayaklarının altına serersin... ya da dünyanı... Kerime'nin oğlunun başına yıkarım. Bir evlat kaybedersin. Altın çocuk değil mi? Babasının oğlu. Ya birinin evlendiğini nikah masasında öğreniyorsun. Diğeri de artık Amerika'da neyi sallayacaktı herhalde. Doğru söylüyor. Senin babamdan ne farkın var ya? Sen de onun kadar yalancısın. Selin'cim. Keşke annen de bugünleri görseydi, değil mi? Ve kardeşlik şovunun sonu. Yasemin. Ne Yasemin, ne? Bir saattir çocukluk anılarıyla birbirinizi pışpışlıyorsunuz. Egemen kardeşlermiş, bırakın ya. Sen beni sokağa atarken neredeydiler, ha? Selin Hanım gözümün içine baka baka eğlendi.
Tamam hadi beni sevmiyor ama seni, ha? Ya neredeydiniz siz? Neler yaşadığımızdan haberiniz var mı? Biz boşanıyorduk siz biliyor musunuz? Siz boşanıyor muydunuz? Abi ben seninle konuşmaya çalıştım. Kan benim de haberim yoktu, özür dilerim. Özüre gerek yok. Sürpriz değil. Bu abinizden ilk habersiz oluşunuz da değil. Orada öyle bir abi var işte. Ulan bir günden bir güne sordunuz mu be? Abi neyin var, iyi misin? Bir derdin var mı? Bir sıkıntın var mı ulan? Bunu sordunuz mu ya? Ama yok. Ben hiçbir zaman babasının yediği her rağmen sırtı sıvazlanan çocuğu olmadım. Zaten babasının altın çocuğu hiç olmadım. Abi yine aynı mevzu. Allah aşkına. Babasının altın çocuğu falan yok. Ama ne var biliyor musun? Senin en başından beri kendi ellerinle aramıza koyduğun bu saçma rekabet var. Aramızdaki kopukluk da benim eserim değil. Senin eserin abi. Ulan doğduğun günden beri sen babamın altın çocuğusun be. Ya bir şey diyeceğim de çok özür dilerim ya. Yani senin tek çocuk olma hayalini elinden aldığım için. Hatta hepinizden ben çok özür dilemek istiyorum. Ya babamın bu marifetinden sonra dağılan bu ailemizi toparlamaya çalıştığım için hepinizden özür diliyorum. Kardeş olduğumuzu hatırlattığım için hepinizden özür diliyorum. Bence sen neyden özür dile biliyor musun? Bizi böyle toplayıp defolup gideceğin için özür dile. Sen benim bu kararı bir günde mi verdiğimi sanıyorsun? Babamın bile bu umursamazlığından sonra böyle kolay verdiğimi mi sanıyorsun? Ya sen umursanmamaktan bahsetme bana ya. Kimse babam bizi umursamıyor diye küsmesin, kızmasın ona. Kimse biz kardeşiz demesin, biz değiliz çünkü. Kardeş değiliz. Biz bir aile bile olamıyoruz. Tamam, bu sefer bana bırakın. Hadi Yasin. Bakalım yemeği mahvetmeden önce menümüzde neler varmış. O hepimizin yemeğiydi Sinan Bey. Sağ ol. Bak sen. Başlangıçları kaçırmışım. Ana yemekte de muhtemelen kardeşlik masalları falan vardı değil mi? Tabii yersen. Bak Selin bile yemedi. Tamam Selin'i de seni de hayal kırıklığına uğrattığımın farkındayım ama bunu yapmaya hakkın yok. Hatırlarsan sen de beni hayal kırıklığına uğratmıştın, değil mi? Ben de sana kafa gözle almak isterken sana arkamı dönmemiştim. Neden? Çünkü ben senin abinim, değil mi? Sen benim abim falan değilsin. Öyle arkasına bakmadan kaçan adamdan abi falan olmaz. Ha öyle mi olduk şimdi Sinan Bey, ha? Şimdi kulaklarını aç, beni iyi dinle. Biz birbirimizi çamurun dibine de batırsak, kafamızı gözümüzü de yersak, ben dünyanın öbür ucuna da gitsem senin için canımı veririm. Anladın mı beni? Çünkü sen benim pislik kardeşimsin, bencil ruh hastası kardeşimsin. Şimdi Sinan Bey, az önce söylediklerini yut ve şu elimi sık, hadi. Babamı seni Amerika'ya gönderdiği günü hatırlıyor musun? Gitmemen için neler yapmıştım hatırlıyor musun? Yalının çatısından kendimi aşağı atmıştım. Yaş 8, 3 kırık, 2 ameliyat. Ama yetmemişti işte. Babamı durduramamıştım. Seni yine gönderdi Amerika'ya. Sinan. Tam küçücük ellerimizi ayırmaya çalışırken biz o kadar sıkı tutunmuştuk ki zorla birbirimizden sökmüştü bizi. Bak şimdi ellerimiz kocaman. Ama birbirini tutmuyor. Neden biliyor musun? Çünkü bu kez karşımda kendi isteğiyle Amerika'ya gitmek isteyen bir abim var. Hiçbir şey değişmedi. Ne sen ne ben. Ne de dünyadaki başka hiç kimse bunu değiştiremez. Biz kardeşiz. Biz kardeş falan değiliz. Biz aile bile değiliz. Biz kocaman bir hiçiz. Kan bağı bile olmayan bir çocuğa babalık yapmak. Hey! Nerede görünmüş böyle bir baba yiğit bu devirde? Ha? Bilirim. Ben de evlat yetiştirdim. İki kız evlat tek başıma. Ne kadar zordur evlat yetiştirmek bilirim. Ama evlat kaybetmek daha da zordur. Öyle mi Azim Bey?
Ne istiyorsun? Söyle. Aslında sen benim ne istediğimi biliyorsun da konuşturuyorsun beni. Tamam, bir daha söylüyorum ne istediğimi. Anlaşıldı. O sözleşmeyi herkesin gözünün önünde yırtıp atacaksın. Tamam mı? Neyin var neyin yoksa şirketten yalıya kızımı varisin yapacaksın. Hesap açacaksın kızıma. Anlı şanlı bir düğün yapacaksın. Şaşalı, gösterişli, soyadına yakışır. Yapacaksın ki herkesin ağzını kapatacaksın. Tabii bu arada kayınvalideni unutmayacaksın. Kayınvalidene o sofrada bir sandalye ayıracaksın. Ben de artık sizinle o sofrada yemek yiyeceğim. Sonra ne o öyle personel katında kalıyorum ben? Yerin 7 kat dibinde. Sizin gibi öyle boğaza nazır bir odam olacak benim. Bir de bak şu halime bak. Ayıp ayıp. Hazım Egemen'in kayınvalidesi şöyle mi giyinir? Bu sessizliği cevaptan saymıyorum yalnız. Şartlarımı diyorum, kabul ediyor musun? Oğlum. Oğlum o benim. Bana ilk kez baba dediği günü unutmuyorum. Benim elimden tutup yürüdüğü ilk günü hiç unutmuyorum. Hiçbir evladımdan onu ayrı tutmadım bir gün bile. Ona sanki başkasının bir çocuğu gibi davranmadım. Hep kendi çocuğum gibi büyüttüm, emek verdim. Ateşlendi, başında bekledim. Hastalandı, annesiyle beraber sabaha kadar nefesini saydım. O benim oğlum. Sen de o Allah'ın cezası kadın da ne derse desin o benim oğlum. Bunların hiçbiri benim soruma cevap değil Hazım Bey. Ben oğlumun hayatını kurtardım. Onun hayatını mahvetmenize izin vermem. Ne istersen yapacağım. Ne istersen vereceğim. Madem beni bir garibanın kanına sokmayacaksın Hazım Bey, o zaman yarın o sözleşme yırtılacak. Yırtıp atacaksın o sözleşmeyi. Teslim olmayacaksın. Teslim olmayacaksın. Oğlun için, çocukların için teslim olmayacaksın. Hayatının kabusuna teslim olmayacaksın. Dimdik ayakta duracaksın, dimdik. Çocukların için, bütün çocukların için. Bah yavrum. Arabada sızmış garip. Uyanınca gider o ya. Uyanınca gider. Sen seviyorsun bu çocuğu garibi. Sevmiyorum. Ne
Hem o senin düşündüğün anlamda garip değil. Sevda ile gözünü kaçırarak saklanabilseydi. Bak, gözünün bebeğine yansımış içindeki acı. Kime masal anlatıyorsun sen? Ben geç kalıyorum Kerim abla, gitmem lazım. O da seni seviyor ama belli. Gerçi diğeri de boş değil sana ama. Diğeri kim ya? Abisi. Ne diyorsun sen Kerim abla? Allah Allah, hayret bir şey ya. Çıldırdın mı sen? Ne münasebet? Allah'ın robotu. Kimseyi sevmez o zaten. Beni mi sevecek bir de? Tamam tamam, hemen sinirlenme. Ne bileyim, ben öyle üçünüzü bir arada bir kere gördüm. Yanlış anladım demek ki. Çok yanlış anlamışsın hem de. Ben gidiyorum, akşama görüşürüz. Ne diyor bu ya? İnşallah. İnşallah yanlış anlamışımdır. Kardeş büyüdüler sonuçta. Ay Allah korusun, aynı kıza yanmasınlar. Affedersiniz, ben böyle sabah sabah... Yok yok, hiç hiç önemli değil. Şey, Hasan gitti. Acele etme, acele etme. Hasan çıkalı çok oldu. Şey, hani senin bana bir kahvaltı sözün vardı. Tut söz madem. Sonra kahvaltıda ne yenecek? Öğle yemeğini ne pişecek? Akşam yemeği, ikindi çaylarını falan hepsini bana soracaksınız. Gül reçeli var mı mesela? Hı? Gül reçeli isterim ben. Her sabah kahvaltıda gül reçeli olacak. Bir de bunları istemiyorum ben. Şeyleri koyun masaya. Gümüşleri. Gümüşleri kahvaltıda. Evet, kahvaltıda. Canım öyle istiyor çünkü. Oldu mu? Anneniz de kahvaltıda size katılacak mı Ece Hanım? Tamam, tamam. Ben Yağız'la Amerika işini konuşacağım. Ama şimdi sen de yataktan kalkıp kahvaltı yiyeceksin. Ben o masaya oturma. Ne münasebet. O masa senin. O kız ben bu evin hanımıyım deyip masaya oturuyor. Bu evin küçük hanımı sensin. Şimdi üstünü değiştireceksin ve masaya oturacaksın. Ben buradayım diyeceksin. Hala ne değişecek? Masaya oturduk. Ne büyük başarı. Biz masayla avunurken babam gider o kıza evin tapusunu verir. Heh. Kuruş veremez. Ben o kıza evlilik sözleşmesini imzalattım. Bütün maddeleri tek tek ben yazdırdım. O kız artık bizim ailemizin mal varlığına ortak olamayacak. Hadi kalk şimdi. O küçük cici annecik şimdi baş köşeye kurulacak. Hem de Yalın'ın hanımı olarak. Yasemin, bak yeterince gerginim. Bir de sen başlama lütfen, olur mu? İstediğin kadar geril. Dün geceki şovunuz çok dokunaklıydı. Ama biz bir aile değiliz romansı için gerçekten çok geç kaldınız artık. Ve evet, siz bir aile değilsiniz. Senin de dediği gibi o annenin ölümüyle bitti. Bak, baban hayatının hatasını yaptı. Yağız Amerika'ya gidiyor. Sinan tamamen dağılmış durumda. Şirket senin umrunda bile değil. Baban belki de aklını oynattı, bilmiyoruz. Bir doktor raporuna bakar. Ve bu saçma evlilik yok hükmüne geçer.
Sen de her şeyin sahibi olursun. Hayatım bak, anlamıyorsun. Ailen için çok geç belki ama şirketi kurtarabilirsin. Teşekkür ederim. Günaydın. Sinan'ımı Yazın bekliyoruz. Yazın yolu uzun, o gelemez. Sinan mı gelecek baba? Sana bir şey sorduk Azim. Hayırlı sabahlar. Günaydın hepinize. Günaydın Fazilet Hanım. Ne masama değil mi? Ben bu kadarını katlanamam. Size afiyet olsun. Baş köşeye, baş köşeye oturdu. Düne kadar kirli tabaklarımızı yıkayan kadın geldi soframıza kuruldu. Kayınvalidelerin gücü adına tatlım. Ne bakıyorsun? Doğru söylüyor Yasemin, haklı. Bu kadını kayınvalide yapan kim? Babam. Şimdi kalkıp da çocuklarımla aynı sofraya oturamaz mı diyecekti. Bunu mu kaldıramayacağız yani? Ya bizim kaldıramayacağımız artık ne kaldı abi? Ailemize dair toplandığımız tek bir soframız vardı. Onu da elimizden aldı. Hiç kimse hiçbir şeyi elinizden alamaz. Kendinize gelin ve kim olduğunuzu da unutmayın. Sen bizim kim olduğumuzu da yazdın mı Allah'a? Hani her şeyi madde madde yazmışsın ya sözleşmeye. Ama sofrayı yazmamışsın galiba. Selin tamam. Terbiyesizlik etme. Babanıza olan hırsınızı benden ve sofradan çıkarmayın. Kadın zafer kazandı hala. Geldi masamıza oturdu, elimizdeki son kalemizi aldı. Hiç kimse zafer kazanmadı. Siz ellerinizle vermezseniz o kadın hiçbir şey alamaz. O kadının zaferi o sofraya oturmak değil. Sizin o sofradan kalkmanız. Şimdi geleceksiniz arkamdan ve sofradaki yerinizi alacaksınız. Ve ona, o iki servet avcısı kadına sofranın gerçek sahiplerinin kim olduğunu göstereceğiz. Thank you.
Hoş geldiniz, hoş geldiniz tekrar. Buyurun. Herkes yerine oturduğuna göre Hazım Bey siz de oturun yerinize. Çok uzun bir aile kahvaltısı olacak belli ki. Ya elinize sağlık. Gerçekten son zamanlarda kahvaltı nasıl oluyormuş unuttum hepsini. Afiyet olsun. Senin istediğin kahvaltı olsun. Gerçi senin alıştığın masalara benzemez ama. Tabii tabii. Zaten bir kuş sütü eksik herhalde. Kuş sütünü bilmem ama yavrum. Allah sofrandan candan muhabbeti eksik etmesin yavrum. O eskidendi. Annem ölmeden önce. Tabii ben hiçbir şeyin kıymetini bilmediğim gibi o kahvaltıların da kıymetini bilmemişim. Sabaha kadar eğlenip, öğlene kadar uyuyup gerçek aile kahvaltılarını hep kaçırmışım. Şimdi tek bir sabah istiyorum. Bizim gerçekten aile olduğumuz. Annemin o masada oldu. Babamın yanında oldu. Tek bir sabah ister. Annen. Allah rahmet eylesin. Ama çok şanslıymış annen. Yanındaymış. Böyle istediği kadar doya doya öpmüş, koklamış seni. Benim hayatıma giren hiçbir kadın şanslı değildir. Annem bile. Öyle deme. Öyle deme. Bak, senin gibi gülerken bile gözünde bulut olan çocuktan kime ne zarar gelir? Hazan'a sorsanıza bunu. Sabaha kadar anlatır herhalde benden gelen zararları. Bak gülüş. Öyle tanıdım ki. Pardon? Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Daldım. Ay. Ben senin gülüşünü birine benzettim de. O da böyle senin gibi içli içli gülerdi. Ama ne çok konuştum ama. Asıl dertli olan sensin. Şimdi Hasan'a ayrı üzülüyorsundur. Babanın evliliğine ayrı üzülüyorsundur. Ben susayım. Biraz sen konuş. Ne var ne yoksa, ne derdin varsa anlat bana, olur mu? Nereye gidiyorsun? Bir çay daha koysaydım, başka bir şeyler hazırlayayım sana. Her şey için teşekkür ederim gerçekten. Ama artık benim gitmem lazım. Öyle mi? Ama yine gel, olur mu? Söz ver. Bak, öğlen yemeğine de gel. Akşam yemeğine gel. Böyle aklına geldikçe ben geldim de gel, olur mu? Elinize sağlık. Hı.
Bu sabah da bu zeytinin peynirin tadı bir başka. Değil mi? Soframızda gümüş ışıltısı falan. Hı? Kızım öyle uygun gördü. O karar verdi. Işıltı deyince Hazım Bey, hani herkes de masadayken şu düğün meselesini bir konuşsak diyorum. Haftaya yakınlarımızın davetli olduğu bir yemek vereceğiz. Düğün. Buna biz de davetli miyiz baba? Düğün yok diye konuşmuştuk. Ya hiç gerek yoktu. Nereden çıktı ki bu şimdi? Yakın çevremiz için bunun daha uygun olduğunu düşündüm ben. Getirmek istiyorum. Evlilik sözleşmesi mi o? Ben eşime güvenimi göstermek için bu sözleşmeyi yırtıyorum. Hazım. Afiyet olsun. Hepimize afiyet olsun. Eğer bu kız Ece Egemen olacaksa ben bu soyadı istemiyorum. Sen ona verdin çünkü. Selin otur yerine. İstemiyorum! Sen ne yaptın Hazım? Baba! Baba! Sen sadece anneme değil, sen annemin hatıralarına değil hepimize ihanet ediyorsun şu anda. Kendinize gelin! Ben sizin babanızım. Sizin hakkınızı korumak için bir sözleşmeye ihtiyacım yok benim. Sizin güvenceniz benim. Sizin de, torunlarınızın da. Hatta torunlarınızın, torunlarının bile. Güvenmek mi? Baba, bu masada sana güvenmekte haklı olan tek kişi var. Hayrını gör. Hazım, sen bugün burada sadece bir kağıdı yırtıp atmadın. Çocuklarının inancını da yırttın attın. Hazım dur. Önce düğün, şimdi de sözleşme. Ne oluyor? Neden yapıyorsun bunları? Kesin annem zorluyor seni. Bunun başka bir açıklaması yok. Ne oldu? Ne yaptı sana? Söyle. Selin'i mi kullandı? Polise mi giderim dedi. Gitsin, inkar ederim. O gece olan her şeyi inkar ederim. Ece sen bunları düşünme. Yukarı çık, hazırlan ve... Bak, lütfen yapma bunu. Bak, kimse kabul etmeyecek. Seni çok üzecekler. Bana düşman olacaklar. Mağdur olmayacaklarını zamanla anlayacaklar. Ben o kağıdı yırttım attım. Bu kadar. Hadi sen okula git ve derslerinden başka bir şey düşünme. Lütfen. Annem ne yaptı sana ya? Ne yaptı annem sana? Ne yaptı?
yaptın yine anne? Hı? Sözleşmeyi yırtırmayı nasıl başardın? Bin kez inkâra söyleyeceklerine bir kere bile inanmam. Bu sözleşmeyi sen yırtırdın. Yeter be! Yırttırdıysam yırttırdım. Annenim ben senin. Anne! Gerekirse kızımın haklarını kızıma rağmen almasını da bilirim. Bak! Bak şu haline. Sen bu yalıdan içeri giren o ezik kız mısın artık? He? Ece Egemen'sin sen, Ece Egemen. Bu evin hanımısın sen. Ama ne çabuk alıştın evin hanımı olmaya. Bak! Gümüş çatallarla kahvaltılar yapan Ece Hanım. Bir elin yağda, bir elin balda. İhtişam, şaşa, her şey var. Bak, manzaraya bak. Boğaza karşı kahvaltı yapıyorsun. Böyle manzaraya bir günde alışılır da, o çukura girmeye bir günde alışamazsın. İşte anan o çukura tekrar dönme diye yapıyor bütün her şeyi. Anladın mı? Beni yine küçük düşürdün. Ama bu sondu anne. Sen öyle zannet, Ece Hanım. Fazilet'in işi daha yeni başlıyor. Yeni odanız hazır Fazilet Hanım. Duyamadım. Yeni odanız hazır Fazilet Hanım. Gökhan, kendi gözlerinle gördüm. Düğün hazırlıkları başlayınca o tek güvenceniz olan sözleşme yırtılıp atıldı. Ve bu daha başlangıç sevgilim. Eğer buna bir dur demezsen ne var ne yok o küçücük kızın olacak. O kadar da değil Yasemin. Herkes haddini bilecek, herkes olduğu yeri bilecek. Hayır, babama ne oldu, aklını mı yitirdi, bunadı mı bilmiyorum. Ama bu yaptıkları normal karşılanamaz. Sen babanı hiç düşünme. Şirketi düşün. Burayı da bana bırak. Madem savaş istiyorsun... Ben varım baba. Ben varım, ben hazırım. Semih, nasılsın? Çok uzun zaman oldu değil mi görüşmeyeli? Semih. Ben senden çok ama çok büyük bir iyilik isteyeceğim. Tabii tüm cömertliğimle. Yok, olmayacak kızla. Odun gibi duruyor, baksana. Hayatında poz vermiş mi? Ondan bile şüpheliyim. Gerçi diğeri de boş değil sana ama. Diğeri kim ya? Abisi. Hayret bir şey. Aa, Hazan. Konuşarak değil, gülerek. Arkadaşlar, bir mola verelim. Ufuk Bey, siz de dinlenmiş olursunuz. Bir çay kahve için. Gerçi diğeri de boş değil sana ama. Sustur şu kadını ya, sustur. Kimi susturayım? Arkandan konuşanları mı? Ne? Hazan, bak yapacağım bir tek şey var. Kameraya bakıp sırıtmak. Niye yapamıyorsun? Ay pardon ya, ben anamın karnından poz vererek doğduğum için tabii. Allah Allah. Sen de haklısın tabii. Ananın karnından somurtarak çıktığın için sen de haklısın. Bak biz şöyle yapalım. Sen sağ cebindeki 1 milyonu sol cebine at. Ben de buradan böyle gülerek defolup gideyim. Hazan. Ya bu işi yaparsın ya da... Tamam. Tamam, hazırım ben ya. Başlayabiliriz. Mola bitti. Tamam tamam, hazırım. Evet, duydunuz, mola bitmiş. Evet, işte bu. Çok güzel.
İşte bu. Hoş geldin. Çok güzel. İşte bu Hazan. Çok güzel. Baksana Ece gidiyor. Oo, Ece Hanım'a bak. Açmış kendini. Vay Ece Egemen. Sosyete güzeline bak ya. Abi kızı baştan yaratmışlar. Para işte. Ece abla, Ece abla. Çantanı ne kadar aldın? Sana çok yakışmış. Ben de böyle bir çanta istiyordum. Ece, arabayı bir tur versene ya. Yemeyeceğiz be. Ece. Aman. Çok güzel. Saçlar, gülümseme. Aa Hazan ne oldu? Bozdun yine. Lütfen toparla kendini. Şekilde olmaz. Evet arkadaşlar, bugünlük yeter. Paydos verelim. Zaten günü de kurtardık. Herkesin eline sağlık. Hazan. Ne oldu? Sinan gidince yıldızın söndü tabii. Neyse sen üstünü değiştir, giyin. Seni kapıda bekliyorum. Sebep? Konuşacaklarımız var. Hazırladınız bana. Hani deniz manzaralı olacaktı? Ağaç görmediğimiz şey mi? Neyse eşyaları kötü değil de. Yani eskimiş. Neyse ben kendi zevkime göre ayarlarım. Bir şeyler bulurum artık, ne yapalım. Ne o yüzünüzden düşen bin parça? Hı? Size laf söyleyen mi var? Siz mi seçtiniz bu eşyaları? Ne astınız suratınızı? Güle güle oturun Fazilet Hanım. Ha dur. Hemen gitmeyin öyle dur. Sonra biz duymadık falan demeyin yani. Yarın başınıza yeni bir kahya dikiyorum. Kahya mı? Kahya Güllü Gül'den. Beğenemedin mi? Yoksa sen mi terfi edecektin? Hı? Sizin başınızı boş bırakacağım mı zannettiniz? Hadi hadi işinize. Bu kadar diyeceklerim. Alo. Şuna bak ya. Buna kaldık ya.
yağmak. O kadar uzun boylu değil. Personelde bu olacak değil herhalde. Kadın Hazım Bey'e kayınvalide olmuş. Sen hala boy posu ölçüyorsun. Ay al işte. Süpürgeyi cadının odasında unuttum. İyi sen al gel bari hadi. Aa dün bir bugün iki. Ne oluyoruz ayol? Az zaman ver bana diyorum. Az zaman ver sıkıştırma. Biraz sabırlı ol diyorum sana yahu. Ya sen küçücük kızı koskoca Hazım Bey'e vermiş kadınsın Fazilet. Sana zor mu var? Bana bak kızımı karıştırma. Karıştırma kızımı bozuşuruz bak ha. Bir dur ya bir dur. Azıcık zaman ver bana. Tamam halledeceğim diyorum. Bir düşüneyim bir kafamı toplayayım. Sakin sakin bir düşüneyim. Haber vereceğim sana. Bak bir hafta süren var. Benim düğümümü çözdün çözdün. Yoksa Allah biliyor ya senin başına öyle bir çorap örerim ki. Kız sen beni tehdit mi ediyorsun? Ha? Bak bozuşuruz ha. Kerime bozuşuruz. Aa, madem akrabayız dedik lafının sözünü bil de konuş. Böyle asarımla keserimle olmaz o iş. Tövbe yarabbim ya. Kızım yuva kurdu. Kocasıyla da dertleri var. Seninle mi uğraşacağız? Bak benim uykularımı kaçırma Kerime. Demek senin ödünü de patlatan biri var Fazilet Hanım. Gel Gülden. Aman Güzide Hanım. Yapmayın. Ay gidiyor musunuz yoksa? Ne vardı Gülten? Ay ne yok ki. Fazilet Hanım daha siz gitmeden evin hanımlığına soyundu. Yeni kahyayı bile kendisi seçip getirecekmiş. Şişine şişine. Bu evde kim çalışacak, kim kovulacak ben karar veririm diyor. Ah Güzide Hanım siz de giderseniz hepten meydanı boş bulacak bu kadın. Kızım ben varlığımla neyi değiştirebildim ki? Neyi engelleyebildim ki? Bu kadın sanki benden çok mu korkuyor? Bu kadın kimseden korkmuyor. Vallahi korktuğu birisi var. Kulaklarımla duydum. Adı Kerime. Kerime mi? Kimmiş bu Kerime? Ne duydun? Vallahi akrabası mıymış neymiş? Telefonda fısır fısır kavga etti. Ucu heyecanıma da dokunuyor galiba. Kızımın huzuru dedi, evliliği dedi. Beni tehdit etme dedi. Telefonun ucunda gözümle gördüm. Allandı, morlandı. Vallahi Güzide Hanım bu Fazilet Kerime'den öcü gibi korkuyor. Adım gibi eminim. Allah Allah. Kimmiş bu Kerime? Bak baştan söyleyeyim Ece hakkında tek kelime etmeyeceğim, duymak da istemiyorum. Bana uyar. Ya ben o gün soramadım da seni akrabanla zor durumda bıraktık. Yani biz gittikten sonra bir sorun çıkmadı değil mi? Yok, bir sorun olmadı. Yakın akraban değil ama herhalde değil mi? Birbirinizi görünce tanımadınız. İlginç değil mi ya? Sen benden daha çok tanıyor gibiydin. Daha önce görmüş gibiydin hatta. Yok canım, sana öyle gelmiş. Tam olarak nereden akrabanız oluyor ki o sizin? Kerime ablayı mı konuşacağız gerçekten? Yok canım öyle. Laf olsun diye. Neyse ben unutmadan sana şunu vereyim de. Hayırlı olsun. Ne bu? İlk ödemen. Tabii çek halinde verecektim ama çeklerle aran iyi değil diye zarf içinde verdim. Ama bir banka hesabı açtırırsam bundan sonraki ödemelerin bankadan olur. Bir dakika, bir dakika. 15 bin TL yazıyor, 15. Yuh! Yani sektördeki ilk işin diye piyasanın biraz altında oldu tabii. Bu nasıl bir piyasa ya? Askeri ücretin kaç katı bu? Ben yok, ben alamam bunu ya. Bu beni 5 değil, 25 beden büyüğüm bu benim. Bu nedir ya? Zaten egemenlerin parası. Yok. Hasan biz sana sadaka vermiyoruz. Bu para senin, sen hak ettin bunu. Yani istersen git çöpe at ama bu senin maaşın artık. Şu ileride durur musun ya? Ne oldu, çöp kutusu mu arıyorsun? Senin aklın ermez ne aradığımı. Dur şu ileride. Kerime'ymiş. Mezardan
Kemik kıran babam çıksa vız gelir tırıs gider vallahi. Ne kelimesi. Oo, yerleşmişsiniz. Maşallah. Hayırlı olsun. Sağ olun, hoş geldiniz. Artık bugüne bugün oda komşusu olduk sizinle. Hmm. Gerçi siz misafir odasında kalıyorsunuz, kendi odanızda değil. Merakınızı gidereyim. Ben hiçbir yere gitmiyorum, buradayım. Aman efendim, aman aman. Başımızın üstünde yeriniz var zaten. Ailemizin en büyüğü siz değil misiniz? Bakın çok enteresan. Siz bizim ailemiz hakkında her şeyi biliyorsunuz. Ama biz sizin aileniz hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Yani mesela sizin bir aile büyüğünüz falan yok mu? Bilmiyoruz. Affedersiniz, süpürgeyi alacaktım da. Al kızım, al. Bakın, kızınızın evliliğini dünya alem duydu. Ama sizin ne bir akrabanız, ne bir tanıdığınız, ne bir yakınınız, kimse arayıp sormadı. Çok tuhaf değil mi bu? Sizin bir yakınınız, bir eş, dost, kimse yok mu? Galiba istemeden sizin bir yaranıza dokundu. Çünkü neden derseniz, ilk defa sizi böyle sessiz görüyorum. Ben maalesef o kadar şanslı değilim. Hmm. Affedersiniz, ben şuranın tozunu alacaktım da. Ne tozu kızım ya? Tozun sırası mı şimdi? Allah Allah, laf mı dinliyorsun sen, ha? Aman Fazilet Hanım, ne bir yakınınız, ne akrabanız, hiç kimseniz yokmuş. Kızcağız neyin lafını dinleyecek? Kusura bakmayın, ben bir arkadaşıma gidecektim de. Tabii. Ben daha fazla yaranızı kaşımayayım. Demek ki bu akraba konusunda siz hassassınız. Neyse. Odanızın tadını çıkarın. Numarasını aldım Güzide Hanım. Ver, gel ben. Ne dedi şimdi bu? Yani bu akraba lafı nereden çıktı şimdi? Ne demek istedi ya? Yani insanın içine kurt düşürüyor işte bunu. Hanginiz için yanıyor ciğerim? Bir bilsem. Efendim? Alo, iyi günler. Kerime Hanım'la mı görüşüyorum? Evet, buyurun benim. Merhaba tekrar. Ben Güzide Egemen. Kim dediniz? Ben Güzide Egemen. Akrabanız Fazilet Hanım'la ilgili bir konuda görüşmek istiyordum. Ya bırak Allah aşkına. Yeni numaranız bu mu? Güzide Egemen'miş. Fazilet'i ver bana çabuk. Hayır, hayır. Sizi temin ederim ki Fazilet Hanım'ın bu konuşmadan haberi yok. Sizinle karşılıklı yüz yüze görüşmek istiyorum. Böyle dümdüz git. Öyle dümdüz değil mi? Dümdüz. Nereye gittiğimizi merak ediyorsun biliyorum ama az kaldı, sabır. Şu ileride sağdan döneceksin. İleride ama daha var. Bagajı aç bagajı. Tamam. Geri kalanı ben getiririm. Tamam, ben gidiyorum.
Kolay gelsin. Çekim bitti galiba. Çoktan bitti Sinan Bey. Çıkacağız zaten şimdi. Hazan nerede? Hazan Hanımlar çıkalı bayağı oldu. Lar derken? Yağız Bey'le birlikte çıktılar. Bacanlar. Seni çok özledim. Ben de sizi özledim. Ne yapıyorsunuz? İbo iyi misin? Nasıl ya? İbo. Oğlum ne kadar büyümüşsün görmeyeli. Can nerede? Can ne yapıyorsun oğlum? İyi misin? Ben Nazım nerede? Gel seni bir kocaman bir. Seni kocaman bir öpeyim. Allah Allah. Bir öpücük ver. Oh prenses. Bu aileye gelmedi. Ya çok haklısın ya. Bu aile öyle oldu artık. Özür dilerim. Ama bak çok güzel hediyeler getirdim size. Yüz abi. Telefonundaki oyunumu açar mısın? Tamam açayım bak ama geçen sefer rekorumu kırmışsın. Biraz üzüldüm. Tamam mı? Hadi ver. Alın hadi bunları da. Yağız abi. Bak bu abla bize bugün neler verdi. Ha, o zaman o ablanın kıymetini bilin. Olur mu? Afacan, ben de o ablaya yardım edeyim bak. Elinde hediyeler kalmış. Bu ne demek şimdi ya? Sen çocukları tanıdığını niye söylemedin? Sormadın ki. Sen kimsin? Ben Can. Can mı? Can, Yağız'ı verir misin telefona? Veremem. Şu anda Hazan abla ile oyun oynuyor. Hazan mı? Pardon Can, orası neresi? Neredesiniz siz? Burası Çocuk Esirgeme Kurumu. Çocuk Esirgeme Kurumu mu? Ah İbo ah. Sen ittin değil mi beni? Biliyorum ben seni. Dur arkamda. Arkamda. Buldum. Biliyorum. Bir dakika. Buldum. Vallahi bu sefer buldum. Eltim attı başıma gitti Almanya'ya. Kaynanama ben bakıyorum kıza artık. Temelli başımda vallahi. Kim kız ayol? Hanımlar ne yapıyorsunuz? Ne kaynatıyorsunuz gene? Dur şunlara bir... Şoförü de var. Merhaba deyin. Ayol Fazilet Hanım, hoş geldin. Ay hoş bulduk.
Sen uğrar mıydın artık buralara? Aa, niye uğramayayım ayol? Aa, mahallem değil mi? İnsan geldiği yeri unutur mu hiç? Öyle değil mi? Ay, istersen unut ayol. Daha gideri ne oldu ki? Kızı da getireydin ya, bir elimizi öpeydi. Hoş nikahda çağıran olmadı ya. Düğün ne zaman, düğün? Olacak inşallah. O da olacak. Yakındır. Saraylara bakıyoruz. Acaba hangi saray olur, o mu olur, bu mu olur? İşte düşünüyoruz, seçeceğiz, karar vereceğiz inşallah. Gelirsiniz artık düğüne. İnşallah geleceğiz, geleceğiz. Kısmet. Gelirsiniz. Ama böyle gelemezsiniz ha. Ona göre yani. Hadi iyi günler, iyi günler. Şöyle getir onları canım. Havalara bak, havalara. Aman, olmaz olsun böyle hava. Gül gibi körpecik kızı babası yaşındaki adama verdikten sonra. Sen bitiremedin mi hala onu? Bitiremedim. Oo. Fazilet Hanım. Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? Hadi ha gayret, hadi, iyiyim. Merhaba. Şey, ben sizin söylediğiniz yerde kapının önündeyim. Aa, evet, sizi gördüm. Buyurun. Merhaba. Bir kahve alır mısınız? Yok, teşekkür ederim. Sağ olun, almayacağım. Sizinle kısa ve açık konuşacağım. Fazilet Hanım, neyiniz oluyor? Fazilet'le biz uzaktan akrabayız. Akraba. Sizi hiç tanımıyorum. Size güvenebilir miyim bilmiyorum. Hatta bu buluşmayla bir hata mı yapıyorum onu da bilmiyorum. Ama bu kadına karşı kullanabileceğim tek kişi sizsiniz. Yani size karşı olan korkusu. Ha tabii, korkar korkar benden. Yani şimdi ben onun bütün sırlarını bildiğim için korkar. Zaten bizim öteden beri hiç yıldızımız barışmamıştır onunla. Ben onu avucumun içi gibi bilirim. Hmm. Ama şimdi bunları size anlatamam. Yani siz de anlarsınız. Ailevi şeyler, özel şeyler. Tabii. Siz şey, çocukların halasısınız değil mi? Evet. Zaten buraya gelme nedenim de yeğenlerim için. Yani onların geleceği söz konusu. Bu kadın bir şekilde bizim evimizin içine girdi. Yani yeğenlerimin geleceği söz konusu. Nasıl yapacağımı bilemiyorum. Ama o kadına ait bir bilgi. Yani onu durdurabilecek, onu frenleyebilecek bir şeye ihtiyacım var. Yani bu bilginin de sizde olduğunu düşünüyorum. Onu ancak ben durdurabilirim. İnanın. Bana siz lazımsınız. Aşk olsun Fazilet. Hediye getireceğini kızın haberini vereydin ya. Ne diyeyim ben şimdi sana? Nasıl oldu bu iş? Ben biliyor muyum nasıl oldu? Ah Binnaz, ah. Sabahları kalktığım zaman... Bak Fazilet diyorum, bak. Üç kuruşları hesap ettiğin günler geride kaldı. Kızının bir eli yağda, bir eli balda. Gündüzleri boğazın serin sularına bakarak avunuyorum da. Gecelerim çok zor geçiyor biraz. Gecelerim çok zor geçiyor. Çayır çayır yanıyor ana yüreğim. Biliyorum. Tut kızının kolundan. Tut, kurtar yavrunu oradan. Kurtar, arkana bile bakmadan çık git diyorum. Bak, daha mutlu musun, mutsuz musun? Onu bile anlatamıyorsun. Ben bir tek şeyi çok iyi biliyorum Binnaz. Benim savaşım daha yeni başlıyor. Yaralarım çok.
ama yaralarımı dinleyecek zamanım yok. Yok. O yolu cenk yeri benim için. Dört tarafım düşman dolu. Bir tane arkamı döneceğim dostum yok ucadı kazanın içinde. Ama sen varsın. Yalının yeni kahyası sen olacaksın. Denklemlerde sembolleri temsil eden değişkenlere bilinmeyen diyoruz arkadaşlar. Bir denklemde bilinmeyeni bulmak için yapılan işleme denklem çözme denir. Denklemi doğru yapan bilinmeyenin değerine ise denklemin çözümü diyoruz arkadaşlar. Buna aynı zamanda da denklemin kökü de diyoruz. Denklemin köklerini de bir kümeye yazmaya çözüm kümesi diyoruz arkadaşlar. Hadi gel, bir dondurma bir şey yiyelim. Bir şey ısmarlayayım sana. Tabii canım, ısmarlarsın. Artık her şey senden bundan sonra. Burcu. Sen benim en yakın arkadaşımdın Ece. Ya evlendiğini bile gazetelerden okudum. Düğününe bile çağırmadın beni ya. Ya kızım ne düğünü ya? Düğün falan yok, çıldırdın mı sen? Bırak ya, bırak. Bizim bütün kızlara madara oldum ya. Kankin olacaktım bir de. Herkes dalga geçiyor şimdi benimle. Sen git yaşlı kocanla takıl. Kolay gelsin. Hazan Hanım çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Siz sağ olun. Tabii. Görüşmek üzere. Çok memnun oldum. Görüşeceğiz zaten. İyi günler. Dur bir saçında. Böcek mi? Böcek mi var? Bir saniye ne olduğunu anlamadım ne, daha. Ne demek anlamadım? Alsana kımıldama o zaman. Kımıldama ama içeri doğru giriyor. Kımıldama. Yok bir alsana. Saniye. Dur oynama kıpırda içine doğru giriyor. Bir saat bir bekler misin? Fırdama ama. Alsana. Al. Al. Dur elimi ısırıyor. Ne ısırık? Böceğe benzettiler. Böceğe mi benziyor bu ya? Allah'ım ya ne demek böceğe benziyor? Öyle böcek mi olur ya? Arka yoldan falan gitseydik hiç mahallenin içinden geçmeseydik ya. Çok trafik vardı Ece Hanım. Dur 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 dur. Burada dur. Oğuz. Oğuz. Oğuz dursana. Oğuz. Bana mı dediniz anlamadım. Artık seni tanımıyorum. Sen kimsin diyorsun, öyle mi? Tanımıyorum tabii seni. Yalan mı? Ha, benim tanıdığım bir Ece vardı. Ama o hiç sana benzemiyor. Böyle şoförlü arabayla üstü başı kokoş gezmezdi benim tanıdığım Ece. Ha, bir de bekardı tabii. Bekardı ama sözlüydü. Söz verdiği, sözünü verdiği biri vardı. O biri de bana söz vermişti. Gidip ona da sorsana. O neden sözünü tutmamış bir sorsana. Soramam Ece. Soramam. Çünkü o hapiste hatırladın mı? Bana neler yaptığını, neler yaşattığını bilmiyorsun. Söyleyecek çok şeyim var. Ama ben susacağım. Benim hakkımda ne düşünürsen düşün ben susacağım. Çünkü varlığını sonradan hatırladığım ama artık sıkı sıkı sarıldığım bir gururum var benim. Gurur diyorsun ha? Yalnız Ece,
Buradan bakınca o gururun üzerinde giydiğim markaların altında kalmış galiba. Gözükmüyor. Yazık. Çok yazık. Ben de seni arkadaşım biliyordum. Benim kendini paraya satmış arkadaşım yok Ece. Neden ya? Neden? Ay hala gerçek olduğuna inanamıyorum ya. Hep diyordum bak, hep diyordum bir gün ben gideceğim böyle elim kolum dolu bütün çocukları mutlu edeceğim derdim ya. Anlaşıldı. Sen bundan sonra bütün paranı çocuklara harcayacaksın. Sırada yaşlar ve sokak hayvanları var. Şimdi barınaktakiler mama bekliyor, sokaktakiler yuva bekliyor. Ya ben böyle her ay var ya hepsine yeterim ya. Egemenler sağ olsun çocukluk hayallerim gerçekleşiyor. Gerçekten çok teşekkür ederim. Alacağım her paradan eski maaşım kadarı bana yeter. Fazlası beni bozar. Sen gerçekten farklı bir kızsın. Sen de biraz farklıymışsın yani. Şaşırttın beni. Senden beklemezdim. Yani o körebe performansımı mı beklemiyordun? Yok yani şaka değil gerçekten. O çocukları tek tek tanıyor olmanı, seni bu kadar sevmeleri, her ay buraya geliyor olmanı senden beklemezdim açıkçası. E tabii bir buzdolabından beklenmeyecek hareketler değil mi? Çocuklar Amerika'ya gitmene çok üzülecek. Oldu bin Nazım, hadi görüşürüz. Bana bak. Hı? Bak sana güvenip işi bırakacağım ha. Sakın beni yayan bırakma lütfen. Aa, aşk olsun bin Naz. Hiç olur mu öyle şey kız? Yarın sabah gelip işe başlıyorsun dedim mi? Tamam bitti. Hadi yarın görüşürüz. Hadi güle güle. Kız ne oldu? Ne işin var senin burada? Kızım niye ağlıyorsun? Ece, şuna bak kaldırıma oturmuş ağlıyor. Kız niye ağlıyorsun? Kız bu çantanın yerde ne işi var bu çantanın? Ne oldu? Allah razı olsun şu Selin kızımızdan bak. Özel hastanelerde, özel doktorlar, krallar gibi. Oh be! Senin kız gelsin de bir de şekerimi düşürsün düşürebiliyorsa. Doktor bile düşüremedi. Kalk! Koskoca Hazım Egemen'in karısı mahallede oturmuş kaldırıma ağlıyor mu dedirteceksin? Zaten millet laf arıyor bize laf söylemek için. Bak şu edepsizlere bak. Hanım hastayım ya. Hiç halim yok. Bulaşma şunları, hadi gidelim. Fazilet! Sen yine bizim kapımızın önüne mi geldin be? Ulan siz analı kızlı, ne utanmaz, ne arlanmaz mısınız be? Benim senin kapında ne işin var ayol? Ha? Sen kimsin? Sen kimsin de ben senin kapına geleceğim, ha? Çekmiş kapının önüne lüks arabayı. Ah, çürük. Allamış, bullamış, cakasat ya bize. Sen kime çürük bir şey yapıyorsun? Yeter! Yeter! Eve dönelim ya, çabuk lütfen. Bana bak, bir daha benim kızıma laf söylersen
Senin o kızıma laf söyleyen dilini var ya, şöyle alır kökünden sökerim. Bırak! Bırak! Sen kendi dilini söküyorsun be! Bırak Binnaz be! Bırak! Bırak. Senin saçını başını yalarım ha! Hadi gel de yol bakalım! Dur! Hadi gel de yol! Başınız kavgaya! O yapıyor, o başlattı! Öyle de! Bana bak, sen bana laf söyleyeceğine otur da oğlunun derdine yan! Ne oldu? Mapuslara düştü ya oğlun senin. Bana bak, o lafı oğluma getirme. Uyma şuna Rıfat. Sen beni susturacağını asıl karını sustur. Soksun o zehir zemberek dilini içeri. Yoksa koparır atarım. Bana bak, sen otur da önce o namussuz oğlunun mapusta kaç gün daha yatacağını say bakalım. Kaç günü kalmış geride? Sen kime namussuz diyorsun be? Kime namussuz diyorsun sen? Kadın. Senin oğluna. Her şey senin kızının yüzünden oldu. Sen benim kızıma var ya. Senin kızının yüzünden oldu. Rıfat! Ay. Rıfat! Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin! Rıfat! Gitti kocam. Ya bir şey yapmadım ki. Öf, iğrenç kokuyor ya. Ne yapıyorsunuz? Kafayı yediniz, çorak mı pişiriyorsunuz artık? Soğan çorbası pişiriyorum Yasemin Hanım. Hazım Bey'in perhizi için. Zaten ondan başka da yiyen yok ya. Bu mu? Evet. Güçlü bir ilaç. Kana karışması hızlı. Vücutta depolanıyor. 10 gün içinde genel etkileri ortaya çıkmaya başlar. Yalnız dikkatli kullanılması gerekli Yasemin Hanım. Yan etkileri ağır. Sinirsel zayıflık, ağır unutkanlık ve asebiyet yapar. Bence çorap pişir. Daha iyi kokar. Söndürdüler analı kızlı. Aa, yılan soyu bunlar, yılan. Oğluma yaptıkları yetmiyormuş gibi. Dağ gibi kocamı yere serdiler. Aa, analı kızlı, ocağımı söndürdüler. Yılan soyu bunlar, yılan. Aa, oğluma yaptıkları yetmiyormuş gibi. Dağ gibi kocamı yere serdiler. Aa, kanlı katil bunlar. Ay, içim yanıyor, içim. Bunu söylemek çok zor ama bugün acı haberi aldık. Babanız vefat etmiş. Başın sağ olsun. Telefonla konuştum. Bu akşam Müge'de kalacakmış. Ayrıca Müge ile de konuştum. Yani bir sorun yok canım.
Hazım Bey, ben bu yeni kahya işini hallettim. Yarın başlayacak. Çok güvenilir bir kadın. Çok. Son derece. Sizin işinde bir sakıncası yoktur herhalde. Yok Fazilet Hanım. Güzel. Maaş aldım diye dünyaları almışsın ama ben tıkandım. Sana afiyet olsun. Kalkayım. Ya bir şey yemedin Kerime abla. Yani birkaç parça ütü yapmam lazım. Yarın mühim bir işim var. Ben yaparım ütüyü. Merak etme sen. Hadi bakalım. Sabah senin oğlanı kahvaltıya aldım. Benim falan değil o. Lafa bakılırsa değil ama gözlerine bakınca hiç öyle söylemiyor. Zor. Çok zor senin işin. Öfkenle sevdan kardeş olmuşlar. O çocuğu unutman çok zor. Hele böyle affedemezsen hiç unutamazsın. Demek ki hiç unutamayacağım. Çünkü hiç affetmeyeceğim. Ne yaptı sana? Yani böyle affedemeyeceğin kadar ne yaptı? Nasıl kırdı seni? Kırmadı. Söktü attı. O benim kalbimi söküp attı. Ben şu ütüyü halledeyim. Hayrola Fazilet Hanım? Gelmedi mi sizi kahya? Gelmedi Gülten'cim. Hiç merak etme. Eli kulağında az kaldı gelirsen. Hadi işine bak. Geldiği zaman görürsün. Anya'yı da Konya'yı da. Alo Binnaz. Nerede kaldın kızım sen? Cenazeye gidiyorum Fazilet. Kaç yıllık komşum şimdi, günahtır. Son vazifemi de yapayım. Tabii, sen son vazifeni yap. Binnaz, ben de şimdi buradan oturduğum yerden duasını edeyim artık, ne yapalım? Neyse, sen şimdi tutma beni. Ben şeye kalmayacağım, defnedilmesine kalmayacağım. Cenaze namazından sonra geleceğim. İyi, hadi. Hadi bekliyorum, hadi canım. Ay,
Hasan. Nasıl, güzel olmuş mu? Temiz bak, görünüyor muyum? Ya Allah aşkına Kerim abla, sen nereye gidiyorsun? Geceden beri bir heyecan. Ay, iş görüşmesine gidiyorum. Hayırlısıyla. Mühim bir iş. Ya bir de şu saçlarımı yapmış olabilseydim. Artık olsun. Ne yapalım? Kerim abla, al bunu. Hayırdır, nedir kızım o? Git kuaföre saçını başını ne istiyorsan yaptır. Ay yok canım, olur mu öyle şey? Ben öylesine söyledim, yok vallahi. Hiç itiraz istemem. Saçını başını düşünecek kadar önemli bir işse bak içimden geldi ya. Hem ne dedim sana, ilk maaşımı aldım. Ne zamandır da evinde kalıyorum zaten, öyle ufak bir hediye olsun benden. Peki. Sağ ol. Allah razı olsun kızım. Vallahi hiç annenin kızı değilsin ha. Madem kuaföre gideceğim, biraz acele edeyim, değil mi? Ha, şey Hasan, ya temizlik yaparken benim odama girme, olur mu? Vallahi kızarım bak. Ben hep kendim temizlerim, öyle alışmışım. Olur mu? Girme odaya. Peki. İnşallah alırsın işi. Bol şans. İnşallah. Anasının kızı değilmişim. Ne var annemle sizin aranızda ya? Ne var yani? Üstündekilere bak ya. Bir giydin de bir daha giymiyordur artık bu. Haspam. Şuna bak, yürüyüşüm de değişmiş. Ece, senin ihtiyar ödevlerinde sana yardım ediyor mu? Ece ya, şu gazeteyi de imzalar mısın? Ya yeter ama artık ya. Utanmıyor musunuz siz be? He? Ya biz birlikte büyümedik mi? Kaç senelik arkadaşlarımsınız siz benim ya? Yazıklar olsun size be. Sizin gibi arkadaş olmaz olsun. Beğenemediysen söyle o zengin kocanı, özel okul bulsun sana. Yoksa kocan artık sana para yedirmiyor mu? Bana bak. Bana bak, o ağzını topla yoksa çok fena olur. Kızım sen bize laf yetiştireceğine cenazeye git de bir Fatiha oku. Ayıptır be. Ne diyorsun sen be? Ha? Hiçbir şeyden de. Ne cenazesi? Yasin'in babasının cenazesini diyorum. Başın sağ olsun tatlış. Gitti erim, gitti erim. Dostlar sağ olun. Ay gitti. Ben nerelere gidiyorum? Gitti babacığım, gitti. Ay gitti babacığım.
baban gitti, gitti. Ah, gitti. Ah, gitti baban gitti. Affet baba. Hayırsız oldum abi. Böyle ayrı gayrı da temizlik olmaz ki ya. Kerim abla ya. Heyecandan yatağı toplamamış. Değiştireyim bari şunları. Ama sıkıştırmış. Nasıl ya? Şaka mı bu? Abi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Merhumu nasıl bilirdiniz? İyi bilirdim. Nasıl bilirdiniz? İyi bilirdim. Nasıl bilirdiniz? İyi bilirdim. Allah. Allah'ım neden ya? Neden? Merhuma hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Merhum için El Fatiha. Amin. Defnedebiliriz. Oh!
Beyler yavaşça çevirelim. Ah içim yanıyor, içim yanıyor. O gelmiş. Yüzsüz. Katil! Senin ne işin var burada? Allah acımı sana kimler geldi? Ece, Oğuz Ece. Hele şükür Binnaz, hele şükür gelebildin nihayet. Dur ben sana bir hava atayım biraz dur. Arkadaşın şöyle bir hanım hanım gör bakalım. Yeni kahyamız gelmiş Fazilet Hanım. Öyle mi? Gelsin gelsin, gözümüz yollarda kaldı zaten. Sen nereden çıktın? Tanıştırayım. Yeni kahyamız Kerime Hanım. Bundan sonra yalıda kalacak. Hoş bulduk Fazilet Hanım.